1 Mayıs maalesef yasak. İşte şimdiden o demir şeyleri diktiler, koydular, bariyerleri koydular ve bir abluka altına aldılar. Taksim Meydanı çıkılmasın diye bütün yollardan, Taksim'e çok yollar ama her yeri biliyor polis nereden nasıl çıkılacağını. İşte bu şekilde bir bariyerle, demir bariyerlerle o Taksim'i kapattılar. Hatta yolları metro ve metrobüsler yarından itibaren çalışmayacak. Bazı Taksim'e giden metrobüslerden bahsediyorum. Durakları çalışmayacak, kapatacaklar. Bu kadar korkuyorlar ya, böyle mi? Bu kadar mı Taksim fobiniz var anlamak mümkün değil. Ahmet söyledi az önce. 42.500 polis görev yapacakmış ya. 42.500 polis. Neden korkuyorsun arkadaş? Niçin korkuyorsun? Yani işçi kesiminin, emekçi kesiminin, evet bak ne kadar güzel bayram olarak ilan etmişsin. Hatta 2011, 2012, 2013'lerde Taksim'de de kutlanmış. Ama daha sonra ani bir karar varmışsın gezi olaylarından sonra, nedense inat işte, bir anda Taksim'i kapatıyorsun emekçilere ve diyorsun ki yasak, bundan sonra burada yapılmaz. Ben size iki yer yaptım, ya Yenikapı ya da işte ne bileyim Maltepe, gidin oralarda kutlayın. Ruhsuz yerler ya, aynı yapılan Beştepe gibi. Çankaya'nın ruhu varken, bir tarihi geçmişi varken gitti Beştepe gibi bir yer yaptı dünya parayla. Hiçbir ruhu olmayan beton yığınından bahsediyoruz. İşte böyle nitelik yerine nicelik üstünde duran bir iktidardan bahsediyoruz sizlere. Niceliği önemseyen, büyüklüğü önemseyen, sayıyı önemseyen bir iktidardan bahsediyoruz. Kendileri de böyle, yöneticileri de böyle, bürokratları da böyle. Değişen hiçbir şey yok zaten. Şimdi Taksim'e nasıl gidebilirsiniz? Vallahi şu anda göründüğü kadarıyla gemiyi de İstanbul'da vapur seferlerine de tabii ki Karaköy'e, ne bileyim işte Beşiktaş'a giden vapurlarda da aksama yapılacak. Yani şu anda sadece kalan bir köprü kaldı. Köprüyü de herhalde geçirmezler. Yürüyen insanlar olsa herhalde geçirmeyecekler. Köprüyü kapatamayacaklarına göre kontrollü bir geçiş sağlayabilirler. Köprüden ne bileyim işte Beşiktaş Yıldız'dan aşağı inip oradan, ama Dolmabahçe'ye kadar gidersin. Ondan sonra zaten gidemezsin. Yani seni yukarı zaten bırakmaz. Ne var ki, bence bu abluka delinir. Bir şekilde delmeye çalışacaklar. Her yıl bunu görüyoruz. Yani bu yasağı bir şekilde insanlar delmeye çalışacak. Yani şu anda görünen sorunun cevabı şu. Taksim'e ulaşılabilir mi? Şu anda fiziki olarak ulaşmak mümkün değil. Yani düşünün. Siz metrobüsü kapatmışsınız. Efendime söyleyeyim, metroyu da kapatmışsınız. İnsanlar nasıl gelecek? Yani ta kilometrelerce öteden kapatıyorsunuz bir de. Ondan sonra bir de hem orada kapatıyorsun, sabah çekilmiş verelim tabii. Hem o kilometrelerce öteden kapatıyorsun, hem de indikleri andan itibaren veya yürümeye başladıkları andan itibaren de polis bariyerlerini karşısına dikiyorsun. Yeni anayasa için ilk temas da şu anda başlamış. Meclis Başkanı Kurtulmuş Özel'i ziyaret ediyor. Tabii gelsin, çok güzel bir şey bu karşılıklı münasebetler, bence çok çok önemli niyetleri anlamak bakımından. Yarından sonra da ikili bir araya gelecek, Erdoğan'ın niyetini öğreneceğiz bakalım. Şimdi geldik işte dediğim gibi, yani ulaşmak mümkün değil. Yani ulaştığın anda bir kere polis bariyerini de göreceksin. Hadi o polis bariyerini aşmaya çalıştı, bu sefer tabii ki gaz bombalarını falan göreceksin. Yani plastik mermiler, gaz bombaları, bunların hepsi olabilecek. Ahmet az önce bir görüntü verdin sen. Neden korkuyorlar ki demiş Kezban Hanım. Valla neden korkuyorlar ben de bilmiyorum. Yani evet, Yeni Kapı'ya da gitse aynı bağırmayı yapacak, aynı protestoyu yapacak işçi. Taksim'e de gelse aynı protesto yapacak. Neden korkuyorsun ki? Yani Taksim'in nesinden? Bence korku yok. Bence o gezi olayı var ya, gezide mağlup görünmemek. Gezi'den dolayı yapıyor, gezi inadından dolayı yapıyor Erdoğan. O inattan dolayı veya o öfkeden dolayı bir bakıma intikam almak için yapıyor. Ben öyle düşünüyorum. Yoksa yani orada da protesto edeceksin, burada da protesto edeceksin. Ama bir de 1 Mayıs'ın geçmişi var tabii ki, 77 geçmişi var. Ruhundan korkuyor demiş. Evet, gerçekten ruhundan korkuyor belki. Ahmet bu fotoğrafı getirdi, demir bariyerleri getirmişler. Aferin size, bravo. Gerçekten demokrasi. Anıtın etrafı kapalı zaten. Şimdi her yeri kapatacaklar artık. Mesela aşağıda Galatasaray'ın orayı kapatacaklar. Onun daha aşağısında fenikülleri kapatacaklar. Onun daha aşağı sıra serviler kapatılacak. Kazancı'yı kapatacak. Ne bileyim işte Mecidiyeköy tarafından gelen yollar kapatılacak. Tarla başından gelen yerler, her yer, Gümüşsuyu'ndan gelen yerler, her yer kapatılacak ya. Çeperlerinden kapatmaya başlıyorlar. Yamaçlarından kapatmaya başlıyorlar.
Hani böyle bu korku değil bence. Bu sadece Gezi'nin intikamını almak. Gezi de çok örselendiğini düşünüyor ya. İşte bu, yani ben bunlara her şeyi veriyorum. Bu halk neden böyle tepkisini gösterdi? Gezi de hala da onun intikamını almaya çalışıyor. Bir şekilde ya işte intikam alma yöntemi bu. Ha, Anayasa Mahkemesi bakın ne diyor? Yazık ya, şu bariyerleri getirmişler ya. Ondan sonra çıkıp ne demiş? Çok güzel bir yorum var diyor. Bir bakalım. Taksim'e güvenliğe gösterdiği bu iktidar hudut güvenliğine gösterseydi göçmen ve demografya, evet, demografya bombası gibi bir riskle karşılaşmazdık. Çok güzel. Ben not almadım. Çok güzel demiş. Taksim güvenlik, sınır güvenliği. Çok güzel. Çok güzel. Tabii. Çok güzel olmuş. Bravo. İşte burada yarın göreceğiz yine karşılıklı olayların yaşanacağını. Özgür Özel yarın dedi Taksim'e gidiyoruz dedi. Saat 10'da Saraçhane'de buluşuyoruz ve Taksim'e yürüyoruz dedi. Net bir şekilde böyle olması gerekiyor zaten ya. Siyasetçinin en önde yürümesi gerekiyor ki arkadan toplum ona refakat etsin ve arkasından yürüsün. Emeği, adaleti savunmak için dedi Taksim'e yürüyoruz. Discord olacak. Türkiye zaten böyle şeylere kokmaz bulaşmaz o. Yani iktidarla da karşısına almak istemez. O başka yerde zaten ben kutlayacağım dedi. Hakis zaten sarı sendika, onu biliyorsunuz. Ha, burada bakın yani o kadar ikircikliler ki, o kadar yalan konuşuyorlar ki ondan sonra çıkmışlar işte sivil demokratik katılımcı bir anayasa yapacağız. Ya bak Anayasa Mahkemesi ne diyor 1 Mayıs için? Her kişinin 1 Mayıs günlerinde Taksim Meydanı'nın ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyunca aktarmak için orada bulunma hakkı vardır. Ahmet gördün mü? Anayasa Mahkemesi'nin bir yıl önce veya iki yıl önce vermiş olduğu karar. Taksim Meydanı için vermiş olduğu karar. Bakarsın görürsün aradığında AYM Taksim kararı dediğinde tarihinde bana bir zahmet söyleyiver. Her kişinin 1 Mayıs günlerinde Taksim Meydanı'nın ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyunca aktarmak için orada bulunma hakkı vardır diyor. Ya bu hakkı bile gasp ediyorsunuz. Bu hakkı bile çiğniyorsunuz. Bu hakkı bile uygulatmıyorsunuz. Ardından çıkıp evet 12 Ekim 2023. Tamam, çok teşekkür ederim. Ardından çıkıp diyorsunuz ki milletin gözünün içine baka baka biz sivil anayasa yapacağız. Demokratik bir anayasa yapacağız. Katılımcı da bir anayasa yapacağız. Hadi oradan be. Ne anayasası? Sen de hiç yani. Olmayacak şeyler yani. Kendileri de inanmıyorlar da işte amaç orada zaten anayasa yapmak falan değil. Amaç orada Erdoğan'ın 2028'de önünü açmak. Bak ne güzel. Toplantı ve 12 Ekim 2023'te yaptığı toplantıda başvurucuların toplantı ve gösteri işi düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Her başvurucuya 18'er bin TL manevi tazminat ödenmesini hükmeden mahkeme kararın bir örneğinin benzer hak ihlallerinin önlenmesi amacıyla bilgi için İstanbul Valiliğine, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi. Budur. Ama bu kararı kimse uygulamayacak. Onu da siz biliyorsunuz zaten. Ve bu şekilde Taksim ulaşılması zor. Ama bugün bir haber istedim ben. Bugün bir haber istedim. Taksim'e nasıl, bu abluka nasıl yarılabilir? Veya bu abluka nasıl denilebilir? Sıkı yönetim, adı konmamış sıkı yönetim nasıl delinebilir? Onu bir araştırın bakalım dedim. Bakalım araştıracaklar bizimkiler. Onu bir haber yapalım. Tabii ki devletin gücü elinde silah olan her zaman kuvvetlidir. Kalkan olan her zaman kuvvetlidir. Demir bariyer olan her zaman kuvvetlidir. Tabii ki Taksim'e öyle kaçak 3-5 kişi belki girecek de kitlelerin girmesi tabii ki mümkün değil. Olmayacağını da biliyoruz ama olsun. Bir şekilde biz de sesimizi bu şekilde yükseltmek istiyoruz veya sesi yükseltmek istiyoruz. Gürültüyü değil. Game of dış minnak demiş bir tanesi. Evet, halk zaten protesto etti demiş Feride Hanım gönderdiği mesajda. Taksim'i yarın 11'de yayınımız var ve yayın 11'deki yayınla da karşınızda olacağız. Tabii orada yaşananları sizlere aktarmaya çalışacağız. Yarın saat 11'den itibaren, yarın 1 Mayıs bu arada, Emeğin Bayramı.
Geldik siyasete, biraz devam edelim. Siyasetten devam ederken önce bir iki mesaj. Fatih abi, Taksim'de olacak mısın yarın? Mehmet, sen geç geldin herhalde. Taksim'de olursam orayı anlatamam size. Çünkü büyük ihtimal Cemr'de kullanacaklar. Taksim'e sokmayacaklar zaten, almayacaklar da. Ve orada internette kesmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum. Yayın yapılmaması için her şeyi düşünüyorum bunlar. Bariyerlerin dışında. Teknolojinin de kesmek için uğraşacaklardır. Yani kesintili bir yayın veya verimsiz bir yayın yapmaktansa verimli, sürdürülebilir bir yayın yapmak, o uyguladıkları yasağı teşhir etmek benim için çok daha önemli. Ve sizlerle yarın paylaşacağız bunu. Bakalım ne demiş? Atilla mı demiş? Akın demiş. Bile bile ortamı gelip gündemi değiştirmek istiyorum. Doğru. Ekranda olun, en iyisi o demiş bir tanesi. Ha, bakarsın zaten sabah da veya akşam yayın yapabiliriz oradan. Ana haberi, duruma göre bir bakacağız. Helikopterle gidilsin Taksim'e de. Onu uçurmazlar ki. Uçak savarları falan var. Evet, siyasete gidelim.